TRS Kaos Portekiz Şefi Muzaffer Zeyrek telefon hattımıza bağlanacak. Reklamdan sonra mı şimdi mi bağlanacak? Şimdi bir alalım. Ha, şöyle ki taraftar da Feyse'yi merak ediyor. Yani Fenerbahçe'ye katkı sağlar mı, sağlamaz mı? İşte rakam konusunda da en azından taraftarın kafasında bir şey şekillenir. Özellikleri nedir bu oyuncunun? Muzaffer Zeyrek hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Feyse'yi anlatabilir misin bize? Tabii 1988 yılının Ağustos ayında doğdu Ömer Faysal. Önümüzdeki aylarda 31 yaşını dolduracak bir isim. Kariyerine Hajduk Kula takımında başladı. Devamında Partizan, Olympiakos ve son olarak Benfica takımında forma giydi. Ülkesi Sırbistan'ın alt yaş milli takımlarında toplamda 30 kez, A milli takımda ise 25 kez forma şansı buldu. Feyza'nın güçlü yönlerinden bahsetmek gerekirse fizik ligimiz standartları için oldukça tatmin edici bir oyuncu olduğunu belirtebiliriz. Maç başına girdiği 15 ikili mücadelede kazanma oranı %51 seviyelerinde. Vücudunu iyi kullanıyor ve rakip hücum oyuncularına fiziğiyle ciddi üstünlük kuruyor. Feyza'nın Fenerbahçe'ye verebileceği en büyük katkılardan birisi de geriden oyun kurmada başarılı bir isim olması. %90 isabet oranıyla oynayan Feyza, Fenerbahçe'nin bu sezon geriden oyun kuramama sorununa çare olabilecek kalitesi bir defans. Sırp oyuncunun bir başka önemli özelliği yüksek seviye maç tecrübesiyle birlikte saha içerisinde doğru pozisyon alabilen bir isim olması. Bu pozisyon bilgisini hamle zamanlama konusundaki başarısı eklenince hem rakip karşılamada hem de orta sahada top kazanma adına takıma önemli katkılar gösteriyor. Kontrol denemelerinde doğru pozisyon alması ve doğru zamanlı presleri topun takımında kalıp atak devamlılığını sağlıyor. Feyza Partizan, Olympiakos ve Benfica ile geçirdiği son 12 sezonun 11'inde şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. Kazanmaya alışkın, şampiyonluk yarışının baskısını kaldırabilen, takımı yönetebilen ve lider karakterli. Bu yönleriyle de takıma katkısı olacaktır. Zayıf anlarına bakacak olursak, hücum katkısının yetersizliğiyle başlamak doğru olacaktır. Feyza'yı düz bir 6 numara olarak tanımlayabiliriz. Defansif anlamda takımına katkı yapabilecek kalitede olsa da hücum olarak oyuna pek dahil olmayan, dönen topları toplamaya çalışan bir oyuncu. Maç başına 0.1 kilit pas ve 0.3 değerinde bulunması destekler nitelikte. Son golünün de 2016 yılının Aralık ayında olması başka bir örnek olarak ekleyebiliriz. Feyza'nın diğer önemli bir eksikliği de hız ve çeviklik olarak günden güne geriye gitmesi. Pozisyon almadaki başarısıyla bu handikabını minimize etmeye çalışsa da açık alanda yakalandığında takım adına zafiyet doğurabiliyor. Son olarak sakatlık durumuna değinmemiz gerekiyor. Kariyerinde iki kez çapraz bağ ameliyatı geçirdi ve 2014 yılı sonrasında sezon içerisinde parça parça da olsa istikrarlı olarak sakatlanmalar yaşadı. Geçtiğimiz ay tamamlanan sezon içerisinde 33 resmi maça çıksa da 2 aylık bir sakatlık dönemi geçirdi. Bu sakatlıktan sonrası başarılı bir şekilde sahaya dönse de ilerleyen yaş ile birlikte hem bu dönüşlerin süresi uzayabiliyor hem de dönüşlerde tempoya ayak uydurmada sıkıntılar yaşayabiliyor. Son olarak toparlamam gerekirse Feyza Ersun Yanal'ın tempolu ve hücumcu oyun planında hem geriden oyun kurmada hem de kontra ataklarda savunma güvenliği açısından tercih edeceği ve sakatlanmasa da katkı alabileceği bir oyuncu olarak tanıtabiliriz. Sevgili Muzaffer çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Şimdi Mehmet Topal'la peşe yayını oynar mı peki? Bak orada benzeyen özellikler De Jong'u koymuşlar oraya. Mehmet Topal'ı koymuşlar.